Tüfek? Kırtasiyeci. Efendim? Tüfeği, tüfeği getirir misin? Biliyorum abi. Abartsız 1,5 saattir şu an bunu... Evet arkadaşlar, bugün manyak bir video çekmeye gidiyoruz. Gerçek ateşli silah patlatmayı deneyeceğiz. Değil mi? Evet. Ama patlamayacak bence. El yapımı mühimmatlar serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Vazgeçilmez, bu serinin vazgeçilmez. Senle özdeşti bu seri. Aynen. Yani sensiz bu seriyi daha çekebileceğimizi bilmiyorum açıkçası. Benim üstümden çok prim yaptın abi. Çok takipçi kazandı. The kırtasiyeci de var. İnanılmaz The kırtasiyeci. Bak şöyle yaparken slime ellerinden... getirmedim bir anda. Ellerinden ateş çıkartmanı istiyorum abi böyle yaparken. Bende o kadar efekt yok ama ya. Gerçekten bu serinin en tehlikeli videosunu yapıyoruz bugün. Bunun içinde ne var? Bunun içinde ne var sence? Ne var? Bilmiyorum, gözükmüyor tam. Ne o? Desert Eagle mühimmatı var. Yani ne oluyor? 50 AE çekirdeği var bunun içinde. Desert Eagle mühimmatı. Tam şurada. İki tane 9 milimetre çekirdeğini aynı anda ateş. Evet arkadaşlar, 18 milimetre ateşleyeceğiz. Benim bilgim bu kadar. 18 milimetrelik yeni çıktı. Yeni yaptık bunu. Bir The Walking Dead'de Eugene yapıyor, bir de Tolga Bahri yapıyor. Esas şuna bak. Kimse yapamıyor. O neymiş? En altta bir tane 1 dim var, Amerikan parası. Bak şurada gözüküyor. Evet. 1 dim. Üzerinde bir tane 50 AE var, etrafı saçma dolu. Ha, şunun yarısı. Evet. Üzerinde 1 dim var. Tekrar. Üzerinde bir tane daha 50 AE var ve etrafı saçma dolu ve bu erimiş mum wax'la beraber wax slug yaptık. Bu çok büyük ihtimalle şunu da namluyu yaracağız diye düşünüyorum açıkçası. Bence İstemez gönlümde ama. Şey gibi olmuş böyle. Aşure gibi olmuş. Aynen. Sonu ve serinin en efsanesi. Bunu ateşledik. Legolas'ın kullandığı ok. Onu da getirdik. Bir fişeğin içinde bildiğimiz ok. Nedir ya? Yalnız bunu, bu gidiyor saplanırsa bunu... var ya üf. Sürekli bundan atın bence, çok zevkli. Evet, o zaman hazırsak yavaştan düzeneyi kuralım ve atışa geçelim. Sen var ya. Evet, düzeneğimiz bu. Bunu buradan ta arabanın arkasına kadar ip var. Bunu oradan çektiğimiz zaman tetiği çekiyor. Sert çek. Evet. Neyden başlayalım? Bence önce pillerden başlamamakta fayda var saygıdeğer Tolga abi. Çünkü pilin içinde bulunan aktif metaller, aktif metaller grubunu hemen saymaya başlıyorum. Çok fazla kimya bilgisi oldu. Onlar abi ateş aldığı zaman böyle, nasıl diyeyim, böyle köpürüp böyle namlunun içini sıkıştırabilir. Haberin olsun. Ama yok, ben pilden başlayacağım. Bence olmaz diyorsan pilden başla. Tehlikeli mi demek istiyorsun? Hayır, tehlikeli demek istemiyorum. Öbürlerini atamadan namlunun içi sıkıştı, sonra temizlemek zorunda kalırız. Ondan o zaman bahsediyorum. 18 milimetreden başlamak evet istiyorum. Evet abi, 18 milimetre. Yeni çıktı arkadaşlar. 2,9 milimetreyi yan yana getiriyorsunuz. Buradan da Sterling'e seslenmek istiyorum. Bunların hepsi teliflidir, patenti bana ait. Bir gün piyasada bunları görürüm. Milyar dolarlık dava açarım buradan size. Bence TB diye bir marka çıkarmamız gerekiyor artık. Hani bunlar bitti artık, Sterling falan, MK, bunlar TB diye bir yeni bir marka çıkması gerekiyor. Yenisi. Şimdi bunların testini yapıyoruz. Evet. Uçağı bunun için gidecek tabii. Girdi valla. İpin boşluğunu alalım. Evet. İpe dokunmuyoruz. Kaç. Şevki kaç. Kaç kaç kaç. 18 milimetrenin isim babası olduğun için bu şeyi sana veriyorum. 3. Çek. 2. 1. Ateş. Çek 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 çek. Patladı ama şeye gitti mi gitmedi mi? Şimdi hedefe doğru gidiyoruz. İçimizde patlamış olabilir. Silahımız yerinde.
Herhangi bir oynama yok. Tamam. Bakalım ne var içinde. Çık lan. Çık lan. Evet, iğne vurmuş. Mermi çıkmış. İçi boş duruyor. Mekanizma boş, mekanizma geride. Güvende. Hedefe gidip bakabiliriz. Bir şey alsaydık aslında. Şevki, şuraya bir yere git. Yok anasını, ya onu bulmaya çabalamayacaksınız herhalde. Yani yok, oraya bir yere gitti eminim. Evet. Bu atışların normalde namlunun içine kesinlikle bakmayın derim. Ama bir sonraki atışın güvenliği için şu anda boş olduğundan eminim. Ve ben gözle namluyu kontrol etmek zorundayım. Şimdi ben bakacağım. Siz bunu yapmayın. Tekrar bakıyorum. Boş. Tekrar kontrol ediyorum. İçinde yay da yok pompa mekanizmasının. Dolayısıyla öyle gelme şansı yok. O yüzden kontrol ettim. İçinde kalan çekirdek herhangi bir şey yok. İkinci atışı gayet güvenli bir şekilde yapabiliriz. Daha yine basit tek slug. Tek slug. Desert Eagle mühimmatı. Bunu denemek istiyorum. Mermi yükleme. Ağızda. Yüklendi. Mekanizma kapandı. İp boşta. Boşta. Mekanizma kapandı. Atış için gidiyoruz. Evet, ikinci atış. Desert Eagle mühimmatı. Bu sefer bu onuru ben mi? Şevki Bey, size veriyorum. Ya, teşekkür ederim. Teşekkür. Buyurun. Ederim. Vuramayacağım demişti ama şimdi kesin vurmaya çalışacak. 3 2 1 Atış. Vuramadı. Gene ıska. Yalnız yine şey ıska gibi ya, top atıyormuş gibi hissediyorsun değil mi? Şimdi gezi arpacıyı tekrar bir kontrol edelim. Bunu da daha güzel geri geldi. Mekanizma boş. Namlu içinden ben bir daha bir kontrol ediyorum. Namlun içi temiz. Hedefe bakalım. Suda bir şey yok. O galiba evet yeni tapamız. Tapası. Zaten merminin çekildiğinde. Allah bilir. Bunu en son bir bakarız. Evet, şimdi ben önce bunu denemek istiyorum. Evet, biraz daha hafif. Daha hafif, daha kompakt duruyor. Bence bu sefer kesin vuracak çünkü minik minik. Evet, saçmalar da var. Saçmalar var, aynen. Evet. Yeni mühimmat. Artık vurulması gerekiyor. Desert Eagle 50AE. Yanında saçmalar. Altında para. Onun altında tek kurşun. Onun altında tekrar para. Her zaman söylediğimiz gibi atamızın olduğu paraları kullanmıyoruz. Biz Amerikan dimi kullanıyoruz bunda. Mekanizma ileri sür. Çok da tepmedi şimdiye kadar sanki. Tüfek doldur. Önüne geçmeyin. İpe dokunmayın. Tamam. Atış 3. Olmadı artık. Hedefi daha yakına çekeceğim yani. Aynen. Ama olacak, saçma var bence. Bence de olacak ya. Şey ya, ip esnek ip ya. Şey, hasır ip kullansaydık hani var ya, saman çuva ipi. Ne bileyim, sabah 7.30'da bunu bulabildim yani. Keşke şeydeydim, bende vardı o yüzden. Bu esniyor, çekiyorsun. Şey oluyor. Evet. Bu sefer ben atıyorum. 3 2 1 Çek 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 çek. Abi asıl bildiğin ya. Vurduk. Vurduk mu? Vurduk. Bu sefer vurduk. Bu sefer vurduk. Şimdi saçmalar vurmuştu artık ya. Bak, bunun içinde sonuçta bir para var. Namluyla neredeyse fit. Bunda da tüfeğe bir şey olmadı hala. Olmayacak ya bence. Tüfeği boşaltalım. Mekanizmayı geri. Aa, mekanizma geri gelmiş. Oha. Göstereyim mi? Gittim zaten. Evet. Namlu kontrolü. Ya duman çıktı ya. Bu sefer hedefte. Bir tane vurmuş. Saçma. Bir tane vurdu bence. Ha yok. Bak bak, buralarda bayağı bayağı bence. Bence para. Para vurdu, bence para. Para vurdu abi. Bak üstte şey var. Evet. Ay. Bunu da boşa götürmeyip arabanın cam suyu yoktu abi. Aa, doğru. Hazır. Yani bunu değiştirip. İsraf etmiyoruz. Yeni atış, yeni fişek. 50 kalibre saçmalar. 50 kalibre saçmalar. Tabi her 50 kalibrenin arasında da yine bozuk para var. Ve full mum kaplı. Yüklüyorum.
Geriye. Evet, yeni mühimmat. Beşinci mühimmat mı? Dört mü? Altı. Yok la. Ha bu üç. Beş. Beş. Neyse, kayıtını videodan kontrol ederiz. Atış var. İnşallah iPhone'la bir şey olmaz ya. Abi. Üç, iki, bir. Bir dakika dead. Pipe it up. 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 Ay ne? Şey ya. Bottle flip challenge'ın son noktasına getirdik bunu. Abi yalnız var ya şu an gitti yani. Bunun üstüne yapabilecek kimse yok. Bunu yapacak adamları bekliyoruz abi. Aynen öyle. Bunu bekliyoruz. Bütün herkes. Dude Perfect bile meydan okuyoruz şu anda. Bu sadece Türkiye'de yapılabilir. Başka bir ülkede yapılamaz. Silah bir şey oldu mu sonunda? Gördün mü? Aynen. Dur biraz ileri git. Onu biraz ileri... uğraşacak abi. Yediğin ezmiş, çoğulmuş ya. Ya bak sıkışmış. Houston, we have a problem. Galiba bunu bundan çıkartmamız gerekecek şimdi. One hour later. Efsane bir Battle Flip Up Challenge yaptık bugün. Kesinlikle öyle. Ama söz verdiğimiz yaklaşık iki mühimmatı atamadık. Biri ok. Ama bu oku denemeden olmazdı. Sizlere göstermek istiyorduk. Şimdi UTS 15 ile oku ateşliyorum. 3, 2, 1. Ne güzel. Anlamadım. Ok bence ne oldu biliyor musun? Tahminim. Parçaladım içinde. Ok daha içinden çıkmadan. Arkası mı çıktı? Hayır, şeyi dağıldı komple. Evet, fişeyi atmış. Abi delmişsin. He? Geçmiş. Oo, abi delmiş. Delmişsin. Harun diyor. Vallahi delmişsin. Ok okun kuyruğunun birini bulduk. Oku bulamadık ama atmadık demeyiz. Oku da ateşledik. Evet, bunu da yapmış olduk. Bir tüfek bize mal olsa da olsun. Aynen. Onu bir şekilde tamir ederim. Ya tüfek zaten kullanılmaz hale geldi evet, bugünlük. Evet. Zaten hayalim bir tane öyle yani bu kadar seride kullanıp mahvolup onu bir çerçeveletmekti. Buradan da bence Türkiye'nin en sağlam tüfeği olarak gerçekten bunu gönülden söylüyorum. Kesinlikle. Eğer inanmayanız varsa tüfeklerinizi de kıyabilirseniz serinin baştan sonuna kadar olan bütün mühimmatları siz de yapıp şeyiniz yiyorsa ateşleyebilirsiniz. Kaç like gelirse yenisini çekelim. Bir de fikirleri aşağı yazsınlar. Aynen, fikirleri arkadaşlar birçok fişeyi gördük, tanıdık. Birçok fişeyi ateşledik bugün beraber. Siz de tahminlerinizi, yorumlarınızı bence siz de bunu atabilirsiniz diyebilirsiniz ve biz de bunu ateşlemeyi deneyebiliriz. Bu videoya kaç bin like olsun? 10 bin like mı? 10 bin mi? Evet. Olabilir abi, niye olmasın? 10 bin like olur bence. 10 bin like gelirse yeni seriyi hemen çekelim. Aynen öyle. Tüfek alalım. 10 bin like istiyoruz arkadaşlar. 10 bin like'a yeni tüfekle beraber. 10 bin like'a araba. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çalışmıyorsa bu şekilde çerçeveletip şey yazacağım. Ya namlu yarılmadı, ben ona çok şaşırdım. Aynen ya. Ya namlu yarılmadı. Oğlum işte teptiğinden dolayı evet, parça namlu koptu. Yaramadığı için. Bak, buna vurdu işte bunu kırdı. Oğlum bu zaten şey biliyorsun değil mi şuradaki parça? Tırnak işte tırnak. Şuradaki. Aynen. Şuradaki.